konu gündemimde zaten e, cenaze namazını e, kılanlara şöyle bir bakıldığı zaman görülecektir. Orada tek bir üniformalı e, Türk Silahlı Kuvvetlerini temsil eden tek bir kişi bile yoktu. Bu ayıptır. O rütbeleri mahkeme kararıyla sökülmüş olması, sökülmüş olması Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendisine 40 yıl hizmet eden, onurla hizmet eden bir komutanını, bir mensubunu onun rütbesi er bile olsa, er bile olsa, onun rütbesi er bile olsa, görmezden gelmesi bu ülkenin ayıbıdır. Milli Savunma Bakanlığı'nın ayıbıdır. Hulusi Bey'in ayıbıdır. O ayıp bugün boylu boyunca yaşanmıştır. Ama yurttaşlar oradaydı. Milleti sahip çıktı ona. Millet başka bir yerde artık, iktidar ve devlet başka bir yerdedir millet ve devlet arasındaki bu kopukluk, bir kopukluk bu kadar derinleşirse orada iktidar değişecek. O devletin yapısı değişecek demektir. O cenaze onu gösteriyor. Vural Paşa'nın bütün silah arkadaşları oradaydı. Onların tümü bir asker selamıyla uğurladılar onu. Yurttaşlar oradaydı. Demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri oradaydı. Siyasi parti temsilcileri oradaydı ve kendilerini tebrik ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bir genel başkan yardımcısı ve bir grup başkan vekiliyle orada temsil edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kutluyorum. Oradaydı ve cenazede hazır bulundu ve cenazeye katılan bütün yurttaşlarımızı ben kutluyorum bu nedenle ve e, Vural Paşa'ya huzur içinde yatmasını diliyor. Sonsuz rahmetler sunuyorum. Beni en çok etkileyen bu olayda Vural Paşa'nın eşinin kendisine veda ettiği sahneydi. Fotoğrafını öptü ve ardından ağladı. Ve dedi onu benim elimden, bizim elimizden zorla aldılar. Yasa dışı bir biçimde aldılar. Bakın o selam duranların tamamı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensuplarıdır. Onun silah arkadaşlarıdır. Onun silah arkadaşlarıdır. Eşi bir Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu, emekli bir albay, emekli bir havacı albay. Birçok kuvvet komutanına özel kalem müdürlüğü yapmış, sekreterlik yapmış, birçok kıtada komutanlık yapmış, sahada çalışmış bir komutan, bir cumhuriyet kadını ve bir komutan. Ya hastanede eşi içeride düşerek kaburgalarını kırmış, iki dakika görmesi için izin istiyor, Savcı ne diyor biliyor musunuz? Onu cezaevinde görürsünüz. Bunu unutmayacağız biz. Bunu unutturursak eğer, biz unutturursak, bilin ki biz şerefimizi ve haysiyetimizi kaybedeceğiz demektir. Unutmayacağız bunu ve unutturmayacağız. Bunu göreceksiniz. Bu kadar insafsızlık, bu kadar zulüm, bu kadar hoyratlık olmaz. Bakın yurttaşlar orada. Ankara Alkoru'ya gitti, yalnız bırakmadılar. Bir er bile olsa. Vuralavar Paşa diyelim ki er, er olarak emekli oldu. Niye ya Milli Savunma Bakanlığının bir taziye çelengi bile yok? Niye Genelkurmay Başkanlığının bir taziye çelengi bile yok? Sizin erleriniz bu kadar kıymetsiz mi? Bu ülkede askerliğini er olarak yapanlar bu kadar kıymetsiz mi? Böyle bir hoyratlık olur mu? Bakın o Tuna Avar'ın gözyaşlarında boğulacaksınız siz. Vural Avar'ın sevgili eşi Tuna Avar hanımefendi. Onun gözyaşlarında boğulacaksınız siz. Zafer Partisi Genel Başkanı bu arada onu hatırlatalım. Evet Ümit Özdağ da orada ve başka partiler de var. Dolayısıyla ben bu fasılda hocam diğer konulara geçmeden ben size sözü bırakayım. Buyurun. Evet, bence çok haklısınız. Hem kalade haklısınız. Evet. Bir erin cenazesine niye çelek gönderilmez ya? Er olarak etmişler er rütbesini erliğe indirmişler. Niye göndermiyorsunuz ya? Erleriniz sizin kıymetsiz mi? Meçhul askeriniz evet. sizin kıymetsiz mi ya? Evet, yani aslında e, Türk Silahlı Kuvvetlerinin e, Erdoğan AKP iktidarı dönemindeki dönüşümü e, ve değişimi e, nereye doğru onu kestirmek çok e, mümkün değil. Hangi e, hangi e, hangi çizgilere doğru gittiğini e, herhalde tarih.